billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde. Ve salatu ve selamu ala men la nebiyye ba'de. Rabbi zidna ilmen ve fehmen ve elhikna bis salihin. Subhaneke la ilme lena illa ma allemtena inneke entel alimul hakim. Alemlerin Rabbine, kainatın yegane sahibine, yerlerde ve göklerde yegane hükümran olana, yaratan, yaşatan ve yöneten Allah Celle Celaluhu'ya sonsuz hamd ve senalar, nihayetsiz şükürler olsun. Peygamberimiz, Efendimiz, müjdecimiz, önderimiz, örneğimiz, baş öğretmenimiz sallallahu aleyhi ve selleme, ehline, ashabına ve etbaına salat ve selam olsun. Cenab-ı Hak tevfikat-ı sübhaniyesine cümlemizi mazhar eylesin. Sevdiği ve razı olduğu kulları arasına bizleri de dahil eylesin. Cenab-ı Hak cümlemizi meccanen affeyleyip kulluğuna kabul eylesin, rızasına nail eylesin, hidayette sabit eylesin. Her türlü yanlıştan, dalaletten, haramdan, günahtan, isyandan bizleri muhafaza eylesin. İhlas ve takva üzere rızasınca istikamet üzere yaşayıp iman ve şehadet üzere de ölmeyi nasip eylesin. Amin. Değerli cemaat-i müslimin, kıymetli hazirun, Enfal suresi 27. ayeti kerime ile dersimize devam ediyoruz. Cenab-ı Hak istifadeye cümlemizi muvaffak eylesin. Estaizu billah, bismillah. Ya eyyühellezine amenu, la tehunullaha vel rasul, ve tehunu emanatikum ve entum te'lemun. Sadakallahu nazim. Dün biraz bu ayeti kerime üzerinde konuşmuş idik. Önemine, ehemmiyetine binaen biraz daha konuşmaya devam edelim. Cenab-ı Hak bize ihlasla, rızasınca hüsn-i ifade, cümlemize de istifadeler nasip eylesin. Rabbimiz Teala buyuruyor, ey iman edenler, ey mümin kullarım, Allah'a ve Resulüne hainlik etmeyin. Allah'a ve Resulüne ihanet etmeyin. وَتَخُونُ اَمَانَاتِكُمْ Size emanet edilenlere de hainlik etmeyin. وَاَنْتُمْ تَعْلَمُونَ Bile bile, bildiğiniz halde. Bile bile emanetlere ihanet etmeyin, Allah'a ve Resulüne ihanet etmeyin. Bu ayetin nüzul sebebiyle alakalı rivayetleri dün arz etmiş idik. Allah ve Resulüne ihanet etmek ne demek? Emanetlere ihanet etmek ne demek? Onunla alakalı ulemanın beyanı üzere inşallah konuşalım. Cenab-ı Hak bizleri her türlü ihanetten, hainlikten muhafaza eylesin. Allah'a ve Resulüne hainlik etmeyin, ihanet etmeyin demek, Allah'ın dinine ihanet etmeyin. Allah peygamberi aracılığıyla size duyurduğu, beyan ettiği hakikate, dine, İslam'a, şeriata, Kur'an'a hainlik etmeyin, ihanet etmeyin. Nasıl dine karşı ihanet edilir? Kabul ettiğiniz, inandığınız halde inanmıyormuş gibi yaşamayın. Kabul ediyorsanız, inanıyorsanız, Müslümansanız Müslüman gibi yaşayın. Allah'ın dinine inanıp da dinsizler gibi olmayın. Hem dindarım, hem Müslümanım, hem Kur'an'a, İslam'a, Peygamber'e, Allah'a inandım diyeceksin, hem de inanmayanlar gibi yaşayacaksın. Böyle hainlik yapmayın diyor ayet-i kerime. Huzeyfe radıyallahu anh diyor ki, ben Efendimiz aleyhissalatu vesselam zamanında birilerinin yaptıklarından dolayı Allah Resulü aleyhisselam bu münafıktır derdi. Yani birilerinin yaşantısındaki yaptıkları amellerinden dolayı Efendimiz bu münafıktır, bu münafıktır derdi diyor Huzeyfe.
Efendimizin ahirete irtihalinden sonra Hazreti Huzeyfe diyor ki, Efendimizin o gün bu münafıktır dediği adamın yaptıklarının daha fazlasını yapanları görüyorum aranızda. Yani Allah Resulü'nün münafık dediği adamlar sizden daha dindardı demeye getiriyor. Bir sonraki haşa nesle asra. Yani haşa maksadaşan ifade olmasın. Münafıklar bile dışarıdan bakıldığında ancak peygamberi gözle münafık oldukları anlaşılırken yaşantı itibariyle sahabeden farkları yok amel boyutunda. Ama kalplerinde iman yoktu. Şimdi siz iman ettiğinizi iddia ediyorsunuz ama yaşantınız münafıkların yaşantısını aratıyor. Müslümansanız Müslüman gibi yaşayın. İnandığınız değerlere bağlı kalarak yaşayın. Hani affınıza sığınarak adamın biri diyor bir dükkana girmiş eski zaman demiş kardeş bana bir tavuk lazım. Var mı? Mal sahibi demiş kardeş tavuğum kalmadı orada bir horozum var istersen vereyim sana. Bizimki çok alıcı niyetli olmadığı için demiş yani horozu çok düşünmüyordum ama bir soru sorayım demiş. Eğer istediğim gibi cevap alırsam horozu da alırım. Buyur demiş. Söyle demiş bu horoz sünni midir şii midir? Ona göre. Ya horozun sünnisi şiisi olur mu? Almayacak ya çamura yatıyor. Ama satıcı ondan daha uyanık. Dedi ki bak kardeş dedi. Ezan okunduğunda susup dinlemesine bakarsan sünni. Ama ezandan sonra dönüp pislik karıştırmasına bakarsan Şii'ye benziyor dedi. Haşa ve kella. Ben kimseyi hakaret için söylemiyorum da bizim Müslümanlığımız Abu Horoz'un Müslümanlığı gibi. Cenazede Müslüman, bayramda Müslüman, Ramazan'da Müslüman o da tartışılır. Ama gündelik hayatta, sokakta, ticarette, siyasette İslam'ın eseri yok üzerimizde. Mevlam da diyor ki Allah'a ve Resulüne ihanet etmeyin. Yani dine hainlik yapmayın. İnanıyorsanız adam gibi yaşayın. İnanan Müslüman gibi yaşayın. Hani Allah ve Resulüne iman eden, Allah'ın dininde bize yaşamamız gerektiği üzere emir buyurduğu hudutlar, ölçüler, kriterler, bir hayat modeli, bir hayat biçimi, bir hayat tarzı var ya, Allah Teala yani o hayat tarzına ihanet etmeyin. Allah Resulü Aleyhisselam bir gün sahabeye buyurdu ki, "Ed-dinu nasiha." Din nasihattir. Bunu çokları yanlış anlıyor. Din nasihattir demek, din vaazdır, sohbettir. Elbette vaaz sohbette var ama Allah Resulü bu sözü bunun için söylememiş. Sahabe soruyor, lime? Kime ya Resulallah? Din nasihat din, Bukhari Müslim hadis-i şerifi. Kime ya Resulallah? Lillah. Allah'a karşı diyor Efendimiz. Allah'a karşı nasihat. Haşa ne demek? Din samimiyettir. Nasihatin manası samimiyettir. Allah'a karşı samimiyet. Sonra veli kitabı, kitabına karşı diyor Efendimiz. Sonra veli resuli, peygamberine karşı diyor. Sonra veli eimmetin mümini, müminlerin idarecilerine, emir sahiplerine, devlet başkanlarına samimiyet. Başka veli ammetin müslimi, bütün Müslümanlara karşı samimiyet. Din samimiyettir. İslam samimiyettir. Müslüman samimi olan insandır. Allah'a karşı samimi. Kur'an'a karşı samimi. Şimdi gelin samimiyetimizi sorgulayalım. Allah'a karşı samimi miyiz? İnandık bir Allah. Eşi yok, benzeri yok, ortağı yok. Öyle mi? Böyle bir Allah'a iman ettik değil mi? Yerlerin göklerin tek sahibi. Yerlerde göklerde tek hüküm sahibi. Yerde o ne derse o olur, gökte o ne derse o olur. İşiten, gören, bilen, her şeye gücü kuvveti yeten, hiçbir şeye muhtaç olmayan, biz böyle bir Allah'a iman etmedik mi?
Peki madem böyle bir Allah'a iman ettik, Allah'a karşı samimiyeti sorguluyoruz ya, her şeyi bilen Allah, yerlerin göklerin sahibi olan Allah, yerde gökte sözü hükmü geçen Allah diyorsun da, niye yaşadığın hayata Fransız gavurunun laikliğini alıyorsun da Allah'ın şeriatını kabul etmiyorsun o zaman? Hani yerde gökte hüküm Allah'a aitti? Hani Allah'tan başka kimse hüküm koyamazdı? Öyle değil miydi? Biz öyle bir Allah'a iman etmedik mi? İnil hukmu illa lillah. Hüküm Allah'ındır. Eleysallâh bi'ahkemil hakimi. Hakimler hakimi. Hüküm koyan, hakimiyet kayıtsız, şartsız Allah'ındır. Allah öyle diyor ve biz öyle Allah'a iman ettik. Öyle de o zaman niye elin gavurunun düzenlerini alıyorsun da Allah'ın sana gönderdiği şeriatı kabul etmiyorsun? Demek samimi değiliz biz Allah'a karşı. Kitaba karşı samimi miyiz? Kur'an kitabımdır diyorsun. Allah'ın bize gönderdiği hayat biçimi, hayat modeli, hayat tarzı kitaptır diyorsun. Daha kitabı eline almayan Müslüman, en son eline ne zaman kitabı Kur'an'ı aldın? Hadi aldın. Okumasından haberi olmayan, Kur'an'ın ne dediğinden haberi olmayan, Kur'an'ın tarif ettiği Müslümanlıkla arasında uçurumlar olan yaşantıya sahip bugünün Müslümanları. Kur'an'a karşı da samimi değiliz. Neyimiz Kur'an'a uyuyor? Allah için sorgulayalım kendimizi. Kur'an'ın tarif ettiği Müslüman ben miyim? Kur'an'ın tarif ettiği Müslüman sen misin? Kur'an'ın istediği hayatı yaşıyor muyuz? Ama sorsan hepimiz Kur'an'a iman. Neyine iman etti Kur'an'ın biz? Bizi değiştirmeyen bu Kur'an, hayatımıza hükmetmeyen Kur'an, yani Allah'ın kitabı olduğunda bugün dünyada birçokları da Hristiyanlar da kitabın Allah'tan geldiğine birçokları inanıyor, kabul ediyorlar ya. Yani. Peygamber'e karşı samimiyetimizi sorgulayalım. Aleme rahmet peygamber. Kur'an diyor ki sizin için numune-i imtisaldir, örnektir, önderdir. Yani rol modelinizdir, baş öğretmeninizdir, ulu önderinizdir. İzinden gideceğiniz, yolunu takip edeceğiniz şahsiyettir. Bugünün Müslümanları öyle mi? Kaç Müslümanın önderi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem? Kaç Müslümanın baş öğretmeni Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam? Bak peygambere karşı da samimi değiliz. Oysa din samimiyettir diyor Efendimiz. Müslümanlar başındaki devlet adamlarına karşı da samimi olmaları lazım. Efendimiz öyle diyor ya. Başınızdaki insanlar velev ki zenci olsa diyor Allah Resulü. Velev ki size haksızlık yapsa ama netice itibariyle başsız kalmaktansa o başa meşru dairede itaat, Allah'ın emri Kur'an'da, sizden olan ulul emre itaat edin diyor Allah Kur'an'ında. Biz işimiz gücümüz akşama kadar devlet yapmak, devlet yıkmak. Yani hiç dua ederim de Allah'ım bu yanlıştan vazgeçsinler diyenimiz yok. Bir yanlışını gördün mü hemen çiziyorsun. İyiliğini gördüğün zaman muhalefet olsun diye biz iyiliğini de görmüyoruz. Dünyanın en iyi işini de yapsa biz ona iyi demeyiz. Niye? Çünkü muhalefetiz. Böyle bir anlayış olur mu ya? Böyle bir Müslüman ahlakı olabilir mi? Ya neticede bu devlet bizim devletimiz. Baştakilerde bugün var, yarın yok. Ama neticede bu halkın seçtiği idareciler. Yani bu gemiyi bugün o kaptanlar idare ediyor. O kaptan bu gemiyi Allah muhafaza batırsa, bir yere vursa, bu hepimizin aleyhinedir. O zaman dua edelim de batırmasın, gemiyi rotadan çıkartmasın, iyi işler yapsın, güzel yaptığında alkışlayalım, yanlış yaptığında uyaralım. Hazreti Ömer halife olduğunda ne dedi ümmeti ashaba? Yanlış yaptığımı görürseniz de beni uyarmazsanız vallahi sizde hayır yok dedi. Ama siz beni uyarırsanız da ben sizi dinlemezsem, kendimi düzeltmezsem o zaman bende hayır yok dedi. İslam'ın siyasete, idareye, devlet adamlarına bakışı bu. Kur'an ve sünnete uyduğu ölçüde yaptıklarını kabul ederiz. Kur'an ve sünnete uymayan kim söylerse, kim yaparsa karşısında dururuz.
Müslümanlar birbirlerine karşı samimidir diyor Efendimiz. Din samimiyet. Samimi miyiz Allah aşkına birbirimize? Yüzümüze gülenlerin arkamızdan neler söylediğini, yüzüne gülen arkasında eleştiren kuyusunu kazan demediğini bırakmaya. Samimiyet böyle midir Allah aşkına? Yani şöyle başınız darda kaldığında Allah için bir düşünün, gözünüzü kapatın. Ben şu an darda kalsam, bunalsam, sıkışsam, kapısını çalabileceğiniz kaç kişi var hayatınızda? Nerede o eski dostluk, arkadaşlık, uhuvvet, efendim birbirini Allah için seven insanlar var mı? Bilmiyorum, ben 30 yıldır hocayım, çok yerlerde görev yaptım. Bir elin parmakları kadar güvenebilecek olduğum adam, tenzih ediyorum sizi, yanlış anlamayın ama yok, samimiyet yok. Ama din samimiyettir diyor Efendimiz. Allah da diyor ki Allah'ın dinine ihanet etmeyin. Allah'a ve Resulüne hainlik etmeyin. Müslümansanız Müslümanca yaşayın. Başka? وَلَا تَخُونُ اَمَانَاتِكُمْ وَتَخُونُ اَمَانَاتِكُمْ Yani bir mana لَا تَخُونُ اَمَانَاتِكُمْ Emanetlere de ihanet etmeyin. Emanetlere ihanet etmeyin ne demek? Emanet. Çok geniş kapsamlı bir kavram. Din emanet, Kur'an emanet, aile emanet, eşin emanet, çocukların emanet, bulunduğun mevki, makam, görev, vazife sana emanet. Bütün bu emanetlere ihanet etmeyin diyor Allah Celle Celaluhu. Hanımına karşı, bak Allah'ın emanetidir, o emaneti zayi etmeyeceksin. Hanımına adam gibi kocalık yapacaksın. Evladın sana Allah'ın emaneti. O evladı zayi etmeyeceksin. Allah peygamber düşmanı olarak yetiştirmeyeceksin. Allah'a kul, peygambere ümmet olarak yetiştireceksin. Makamın, mevkin, rütben, pozisyonun, ne iş yapıyorsun? Yaptığın iş de sana emanet. O makamlar, o görevler, o yetkiler, onlar da sana emanet. Emanete hainlik etmeyeceksin. Vazifenin hakkını vereceksin. Vazifeyi bir hakkını ifa edeceğim. Yani neticede imza yetkisi bende diye, ben makam sahibiyim diye hak etmeyen etrafındaki ahbap çavuşlara, akraba, yakınlara ihaleleri peşkeş çekmeyeceğim. Hakkı olmayan insanları hak etmedikleri yerlere görev, vazife tayin etmeyeceğim. Emanet. Hak edene görev vazifeyi vermek Allah'ın emri. Dolayısıyla yetkinizi, makamınızı haksızlıkta kullanmayın. Allah muhafaza. Ticaret yapıyorsunuz. Ticaret de size emanet. İhanet etmeyin. Müşteri veli nimetindir diyeceğim. Ama ticaret yaparken sahtekarlık bizde, dolandırıcılık bizde, kandırma bizde, yalan yere yemin etmek bizde. Vallahi diyor adam. Ya bir defa doğru da konuşsan ticarette yemin caiz değildir. Ama bırak doğru konuşmayı, yalan yere yemin eden Müslümanlar, aldatan, kandıran, araba başka söyleyen, Türkiye başka söyleyen. Niye? Onda dolar var diyor adam. Böyle bir ticaret ahlakı olabilir mi? Bir görev yaptığım yerden bir kardeşim telefon açtı, dedi ki hocam bir şey sorabilir miyim? Buyur dedim. Dedi hocam, bir arkadaş evinin cam, çerçeve, kapı, pencere neyse bunları yaptıracak olduğu bir iş sahibiyle anlaştı. Anlaştı derken yazılı bir şey yok. Konuştu sadece. Dedi ki bizim evin penceresini, kapılarını, yani pimapen neyse ne kadara yaparsın? O da geldi, ölçüleri aldı, bir fiyat çıkarttı. Dedi ki şu fiyata yaparım. Tamam mı? Tamam. Anlaştık mı? Para verdin mi? Yok. Sözleşme imzaladın mı? Yok. Konuştuk, söz. Aradan bir iki hafta geçiyor. Bizimki diyor ki ya o sana dediğin pencere, kapı neyse başladın mı diyor, yapıyor musun? Abi diyor, aradan iki hafta geçti, fiyatlar değişti diyor. Benim sana iki hafta önce söylediğim fiyata şimdi ben mal alamıyorum. Enflasyon. Türkiye gerçeği, dünya gerçeği. E ne olacak? Fiyatlar değişti. Yeniden konuşacağız. O gün sadece konuştuk. Bir anlaşma yok. Sen mi öyle yaparsın diyor. Laf konuştun diyor. Nasıl adamsın? Adam lafını çiğner mi? Abi laf başka da diyor. Ben
şimdi zararıma mı yapayım bunu sana diyor. Para verdin mi bana? Yok. Bir şeye imza attın mı? Sözleştik mi? Yok. Tamam dedi. Git ölçüleri bir daha al dedi. Senin istediğin fiyattan olsun. Gidiyor ölçüleri bir daha alıyor. Yapıyor adam. Bitiriyor. Arıyor. Abi diyor. Hazır diyor. Pencere, efendim, kapı, çerçeve neyse. Diyor ki bu sefer ben vazgeçtim diyor. Almıyorum. Abi nasıl? Yani diyor sen bana geçen söz verdiğinde vazgeçtin ya. Şimdi ben de vazgeçtim almıyorum diyor. Şimdi arkadaş bana soruyor hocam hangisi hatalı? Ulan hangisi hatalı olabilir mi yani? Birinde adam sana diyor ki abi bugün yaptırırsan fiyatın bu. Sen para vermiyorsun, anlaşma yapmıyorsun. 15 gün sonra akşamdan sabaha fiyatlar değişiyor. Adam sana diyor ki abi elimde bir şey yok. Ben o fiyata şimdi malı dükkana koyamam. Sen adama yaptırıyorsun, şimdi vazgeçtim diyorsun. Kusura bakmayın, özür diliyorum, ona dediğimi diyorum. Bunun adına namussuzluk, ahlaksızlık denir dedi. Böyle bir ticaret olur mu? Ama bu Müslüman işte. Allah diyor ki emanete hıyanet etmeyin. Alırken de hainlik yapmayın, satarken de hainlik yapmayın. Evvelce diyor Osmanlı topraklarında Ermeniler, Yahudiler, Hristiyanlar, Müslümanlar ticaret yapıyorlar. Dışarıdan Osmanlı topraklarına gelen bir adama şöyle söylerlerdi. Alışveriş yaptığın dükkan sahibi Yahudi ise sana söylediği fiyatın üçte birini ver ona. Çünkü Yahudiler fiyatı abartmayı severler, ancak üçte bir olmanın hakkıdır. Ermenilerle, Hristiyanlarla ticaret yaparsan istediği fiyatın yarısını ver ona. Çünkü o iki katını ister senden. Ama bir Müslümanla, Osmanlı'yla ticaret yaparsan istediği fiyatın tamamını ver. Çünkü o ancak kurtaracak, karı üzerine koyarak satar. Eskiden böyleydi atalarımız. Şimdi nasıl? Müslümanın diğerlerin, esnaf kardeşlerin dükkanına sizi tenzih ederim. Yani söylediği mal, söylediği fiyat, hakikaten o malın fiyatı olan mı? Yoksa Allah muhafaza, yani söylenecek çok söz var da Hacı Ziya Rahmetli'nin bir hatırası geldi aklıma, onu söyleyeyim. Allah rahmet eylesin, Hacı Ziya'yı duymayan, tanımayan yok. Akçabat'tan bir gün Akcami'de vaaz ediyor. Ben de dinliyorum canlı. Hani o zaman bu Rus kapısı yeni açılmış. Birileri sizin için rahmet kapısı demişti. Cehenneme açılan kapıya, o kapıyı açanlar birileri rahmet kapısı demişti. Ne oldu o kapı açıldıktan sonra? Ticaret mi yapıldı? Yok, eline iki tane kap kaçak alan sözde ticaret için geldiler. Ama memleketi Nataşalar işgal ettiler. O gün Nataşalara, bugün Suriyelere isyan eden, karşı çıkanlar kadar kimse karşı çıkmamıştı. Bu Nataşalar bu memleketin ahlakını, namusunu bozdu diye ben kimseden bir şey duymadım. Ama Suriyeliler ne işleri var burada diye en dindarı bile konuşuyor. Üzülerek söylüyorum. O gün diyor Hacı Ziya cemaate diyor. Ey Trabzon halkı, ey Akçabatlılar. Düne kadar dedi Karadeniz insanı Trabzonlu diye dendiğinde namus düşkünü insanlar, namus için adam vuran insanlar sizin için öyle söylenirdi dedi. Ama dedi Rus kapısı açıldı, hepiniz namussuz oldunuz. Tenzih ediyorum. Nataşa peşine gitmeyen, parasını, yerini, yurdunu Rus karılarına harcamayan çok az insan var. O günleri hatırlayın. Ne ocaklar yıkıldı, ne yuvalar söndü, dağıldı. Hep oldunuz namussuz dedi ya. Kürsüden cemaate diyor Hacı Ziya. Anladım ki dedi sizin namus anlayışınız güne kadar imkan bulamadığınız içindi. Bak bir imkan buldunuz, hep yoldan çıktınız dedi. Ey Müslümanlar, demek ki size imkan verilse, sizi tenzih ediyorum ama bugünün Müslümanları, aldatmak bizde, kandırmak bizde, sahtekarlık bizde, namussuzluk, iffetsizlik, hayasızlık. Yani Hacı Ziya o gün o cemaate bunu söylerken, şimdi bu sokakların halini görseydi de bu cemaate ne derdi vallahi ben bile düşünemiyorum yani. Allah ıslah eylesin. Aileni size emanet diyor bak Allah, emanetlere ihanet etmeyin. Kadınlarınız, kızlarınız size emanet. Onları sokaklara o vaziyette çıkartıyorsunuz ya.
Haşa! Ya iman etmeyen cahiliye döneminin Ebu Cehil'in karısı kızı bile Kur'an önünde bak vallahi billahi tallahi şu sokaktaki karılar kızlar kadar çıplak değillerdi. Ebu Cehil'in karısı diyorum ya. Ebu Cehil'in kızı, Mekke müşrik karıları, kızları, puta tapanlar şu sokaktaki karılar kızlar kadar vallahi çıplak değildir. Bunlar bizim evden çıkan karılarımız, kızlarımız. Bunlar Allah'ın emaneti. Yarın Allah bu emaneti soracak. Bu hanımın, bu kızın sokağa bu vaziyette çıkarken hanımına, kızına namahrem gözle sen bir kadını özür dileyerek söyleyeyim. Sokakta bandırı çıplak, göbeği meydanda, göğsü açık bir kadını gördüğünde hangi gözle bakıyorsun ona sen? He? Sen hangi gözle bakıyorsan senin karına, senin kızına da aynı gözle bakıyorlar. Ya hiç mi rahatsız olmuyor? Hiç mi üzülmüyor? Eskiden bir namus, bir iffet, bir ırz, bir kıskançlık vardı insanlarda. Yani benim atam eve geldiğinde hanımına "A benim bahtiyarım, gönlümün tahtiyarım, yüzünde göz izi var, sana kim bahtiyarım" derken hanımına namahrem gözün değmesinden rahatsız olan kocalar, babalar şimdi kendi ellerine karılarını, kızlarını sokağa çıplak salıyorlar. Millet böyle şehvetlerini tatmin etmek için onlara bakıyor. Ben bunu söylediğim zaman koca ya sizin bu yaptığınızı bilmiyorum bu normal olacak da bunu söylemek mi günah olacak, hata olacak? Nasıl anlatmak lazım ya? Göz göre göre Allah muhafaza çoluk çocuk ahirette cehenneme gidiyoruz. Kabul etseniz de etmeseniz de Efendimizin hadisi şerifi. İster inan ister inanma bak ne diyor Efendimiz? Deyyuslar cennete giremeyecek diyor. Hadis peygamber sözü, Müslüm'ün rivayet. Deyyuslar cennete giremez, bırak kokusunu bile alamayacak. Halbuki cennetin diyor 500 yıllık mesafeden kokusu alınır. Sahabe soruyor ya Resulallah, deyyus kimdir? Ben demiyorum sözüm sahibi peygamber. Allah Resulü diyor ki iffetini, ırzını, namusunu, hanımını, kızını namahremlerden kıskanmayan deyyustur diyor. Bir gün dediler ya Resulallah, bitiriyorum. Sa'd bin Muaz radıyallahu anh sahabeden biri. Aralarında konuşuyorlar sahabe. Dedi ki vallahi dedi ben hanımımın yanında. Nasıl hanımım? Çarşaflı hem de ha. Çarşaflı hanımın yanında dedi yabancı bir erkek hanıma bakarken görsem dedi vallahi kılıcımla kellesini vururum. Sahabe kendiler Efendimiz'e dediler ey Allah Resulü Sa'd hable söylüyor. Acayibimize gitti. Yani ne dersin bu söze? Efendimiz dedi ki Sa'd'ın bu sözü niye acayibinize gitti? Vallahi Sa'd dedi kıskançlığından bunu söyledi. Allah'a yemin ederim ben Sa'd'dan daha kıskancım. Nefsin kudret elinde olan Allah'a yemin olsun Allah benden de kıskançtır. Allah kıskanıyor senin namusunu, iffetini. Peygamber kıskanıyor da sen niye kıskanmıyorsun hanımını, kızını ya? Bu rezillik. Allah muhafaza. Ben bu yaşıma kadar böyle kepazelik, böyle rezillik vallahi görmedim. Yurt dışında acizane kaldım. Gavur memleketinde de bu kadar rezillik vallahi görmedim. Yani sen şimdi burada namaz kılarken akşama kadar alnını secdeden kaldırmasan tenzih ediyorum ama eğer karın kızın sokağa böyle çıkıyorsa vallahi namaz kılma, billahi kılma, hanımına kızına sahip ol vallahi daha hayırlı iş yaparsın ya. Allah hepimizi bu manada kendisinin razı olacağı şekilde kulluğa muvaffak eylesin. Emanetlere ihanet etmekten hanımına, kızına, ailesine, görevine, vazifesine ihanet etmekten Allah bizi muhafaza eylesin. Ben bunları görevime ihanet etmemek için size anlatıyorum. Birileri rahatsız olacaksa da umurumda değil, yarın Allah'ın huzuruna hain çıkmaktansa varsın birileri beni eleştirsin. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha.